Parlak Beyinler'in bu bölümünde konuğumuz dünyanın en zengin insanları listesinde sürekli Elon Musk'la birlikte gördüğümüz bir isim olacak. Jeff Bezos. Başta Amazon olmak üzere birçok farklı girişimin sahibi olan Jeff Bezos bu noktaya elbette şans eseri gelmedi. Bezos'un iniş çıkışlarla, başarı ve başarısızlıklarla dolu hayatına daha yakından göz atmaya ne dersiniz? Jeff Bezos, 12 Ocak 1964'te New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde dünyaya geldi. Bezos doğduğunda annesi 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Çok küçük yaşlarda dahilik belirtileri göstermeye başlayan Bezos, genç yaşlarda küçük kardeşlerini odasından uzak tutmak için odasının kapısına alarm sistemi kurarak mühendislik becerilerini göstermişti. Bezos'un çalıştığı ilk yer bir McDonald's restoranıydı. 16 yaşındaki Bezos, patates kızartmalarından ve zaman zaman restoranın temizliğinden sorumluydu. Saat başına $2,5 biraz fazla kazanıyordu. Çok iç açıcı bir işmiş gibi görünmese de Bezos, bu işten özellikle otomasyon ve müşteri memnuniyeti noktasında çok fazla deneyim elde ettiğini söyler. Başarılı bir akademik kariyeri olan Bezos, prestijli üniversitelerden olan Princeton Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi okuduktan sonra Intel, Nokia gibi şirketlerden gelen iş tekliflerini reddederek Fitel adındaki telekomünikasyon startup'ında çalışmaya başladı. Fakat kısa süre sonra ayrılarak çalışma hayatına Wall Street'teki bir yatırım fonu şirketinde devam etti. Kısa sürede yükselerek genel müdür yardımcılığı konumuna ulaştı. Fakat Bezos'un aklında daha farklı şeyler vardı. İnternetin patladığı dönemde internet üzerinden satış yapma fikri aklını çelmişti. Bunun üzerine çalıştığı şirketten ayrıldı ve 1994'te Seattle'a giderek Amazon'u kurdu. Amazon'un ilk kurulduğu dönemde adı Kadabra'ydı. Fakat kurulduktan kısa süre sonra Amazon olarak değişti. Amazon'un iş modeli online kitap satışıydı. Çünkü Bezos en fazla çeşitliliğin kitaplarda olduğunu düşünüyordu. Bezos gelen siparişleri bizzat kendisi paketleyip postaneye de kendisi götürüyordu. Paketleme ekipmanına da sahip olmadığı için kitapları yerde paketliyordu. Amazon, kuruluşunun ilk 30 gününde şaşırtıcı biçimde başarı sağlamıştı. Reklam için $1 bile harcamadan 50 eyaletin tümünden ve 45 farklı ülkeden sipariş gelmişti. Zaman içinde ürün portföyüne farklı kategorilerden ürün eklemeye ve büyümeye devam etti. Jeff Bezos'un Amazon dışında farklı girişimleri de bulunuyor. Bunlardan en bilineni uzay teknolojileri şirketi Blue Origin. Bezos çocukluğundan beri uzayla ilgileniyordu. Hatta 1982'deki lise veda konuşmasında dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız demişti. Forbes'un en zenginler listesine göre $118 milyar servetiyle 4. sırada bulunan Bezos, başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken insanlığın uzay serüvenine de önemli katkılarda bulunuyor.